Oyun oynuyorlar hala. Herkese merhaba. Yeni bir günümüze, yeni videomuza hoş geldiniz. Sabah çekim yapıyorduk yolda Duru'yu sabah okula bırakırken. Ama ben dün akşamdan şarj etmeyi unuttum kameramı. Vardır diye düşündüm. Yolda şarjı bitti, hem de böyle tamamen bitti yani. Tamamen bitince de uzun sürüyor yani doldurması. Duru'yu okuldan aldım, geldik. Yiğit'i okula hazırladık. O saate kadar anca doldu. O yüzden şimdi açabiliyoruz videoyu. Halbuki sabah Yiğit'le kahvaltı yaparken çekim yapacaktım ama kameranın bataryası boş olduğu için yapamadım. Şimdi geldik, okulun oradayız. Asıl değil, burası iş yeri. Ya onlar oyun oynuyorlardı. Evden çıkarken oyun oynuyorlardı. Hala oyuna devam ediyorlar. Kapının açılmasını bekliyoruz. Yiğit'i bırakacağız, sonra tekrar eve döneceğiz. Hayır, eve dönmeyeceğiz. Niye, nereye gideceğiz? Boyama kitabı. Boyama kitabı alacağız. Evet, sabah bir de bir böyle evde biz boyama krizi yaşadılar çocuklar. Yani sizde de oluyor mu bilmiyorum. Bazen bir şey az kaldığı zaman kıymetli oluyor. Bir kitap kalmış. Boyama kitabı da bu aralar aslında istemiyorlardı. Yani ben hiç isteyeceklerini de düşünmediğim için boş kağıtlara resim yapıyorlar ama bir boyama kitabı, boyama şeyi çıktı. Yani hazır çizilmiş şeylerin için doldurma hevesi geldi geri. Sabahta tek bir sayfa kalmış. Onu birlikte boyadılar. Sabah kalktık. Sabahın saat 7'si. Boyama yapacağız diye bu sefer şey yaptılar. Sonra dedim ki yarısını sen boya, yarısını sen boya. Sonra dedim ki neyse, Yiğit okula bıraktıktan sonra birer tanesi boyama kitabımı alırım. İstediğiniz kadar boyarsınız. Şimdi Yiğit'i bırakalım. Ondan sonra boyama kitabı alacağız Duru'yla. Anne. Efendim. Kıyafetini sürdüm. Ağzıma sakız var. Ne yapayım? Sürün kıyafetini. Yiğit, azıcık suyundan içebilir miyim yanicim? Çok susadım. Ha? Yiğit. Yiğit. Azıcık suyundan içebilir miyim? Çok susadım. Evet. Teşekkür ederim. Biz eve geldik. Saat kaç? Ne? İttete uzattım. Böyle bir puzzle. Saat 2:30 olabilir. Yaklaşık 1 saattir neredeydi biliyor musunuz? Oyuncakçı gezdik. Kırtasiye malzemeleri yeri gezdik. O kadar çok dolaştık ki Duru zaten öyle bir şey gördü mü? Yiğit ve Duru da ona bakayım, buna bakayım. Şu kalemlere bakayım, bu boyalara bakayım. Zaten evde var yani kalemler, ben boyalar. Ben de bir şey sıktım Rüş'ü. Neyi sıktın? Rüş vardı ya topçu. Ha, evet bir şey vardı. Plastik bir top, yeşil böyle şeyleri vardı, çıkıntıları. Aynı koronavirüse benziyordu, virüsü sıktım ya. Ona sıktı. Kardeşine oyuncaklara baktı. Minik minik. Puzzle aradık da zor bulduk. Bana şey. Büyük parçalar da varmış. Bana. Neyse puzzle aldık. Şöyle. Böyle bir puzzle aldık. Arkasında 4 tane ayrı puzzle var. Şöyle 16'lı, 25'li, 34'lü ve 51'li. 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane. 4 tane puzzle'ımız var. Sizi şöyle koyayım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Yiğit'e göre boyama kitabı baktım. Onun yaşına uygun yoktu. Yani onun yaşına göre yok. Hep okul öncesi var. Biz de şimdilik bunları aldık böyle. Bunlar aslında hep okul öncesinin serileri. Şöyle 4 tane de boyama kitabı aldık. Çok basitler yani. Ben daha böyle manzara resmi falan aradım ama yok, bulamadım. Bildiğiniz varsa bana önerebileceğiniz, internetten falan bulun. İşte giysiler falan var şöyle. Bunlar daha çok ama durumun dikkatini çeker. Sesini mi açayım? Evet. Şey, sesini açamam. Kayıt yapıyorum ya. Böyle taşıtlar falan var. Bir de bu büyüklere yönelik boyama şeyleri var ya, desenleri. Düşündüm onu alayım ama onlar da çok karmaşık. Belki onun sıkılır yani. Ondan almadım. 4 tane şey aldım. İşte bir tane de puzzle aldım. Kendime de terlik baktım. Ama ev terliği hiç yok. Kışın ev terliği nasıl yok ben anlamıyorum. Var da çok kalitesi falan güzel değildi yani. Şekli, şemali güzel değildi. Yazın da çocuklara
sokakta giymeleri için rahat, böyle arka bahçede giymeleri için terlik bakıyordum. O zaman da bulamıyordum. Niye bulamıyorum anlamıyorum ben. Yani sezonunda niye bulamazsın anlamıyorum. Yok. Var ama böyle çok eski tip terlikler var. Böyle güzel, gözüme güzel gelecek terlik maalesef yoktu. Bu ayağımda giydiğim kırmızı terlikler hakkında Murat da bana bayağı böyle dalga geçer gibi oldu. Zaten çirkin duruyorlar. Onlar da aslında şey terliği, yani dışarı terliği yazın giymek için. Eva'dan. Eva malzemeli. Terlik alayım dedim. Terlik bulamadım. Kendime terlik de almam lazım. Aslında kendime biraz alışveriş yapmam lazım. Pantolonlarım çok rahatsız ediyor beni. Yüksek belliler ama darlar böyle. Bel kısımları dar. Bir de ben bazılarının bel kısımlarını daralttırmıştım da. Şöyle tam şey kısımlarım çok rahatsız ediyor. Her gün ne giyeceğim diye düşünüyorum. Var ya anneciğim, sağ ol. Her gün ne giyeceğim derdi var. Şey yapmaya başladı beni artık bu. Bir tane bir pantolon alayım diyorum, hamile pantolonu. Bir de birkaç uzun bir şey alayım. Diğer pantolonları, mesela dar pantolonlarımı giyiyorum. Ama şey yapmam lazım. Şey kısmını lastikle tutturuyorsunuz, böyle düğme kısmını lastik geçiyorsunuz toka deliğine. Görmüşsünüzdür. Bir gün yaparken gösteririm size. Öyle açık kalıyor. Benim birçok kıyafetim de kısa. Kısa olduğu için o olmaz yani. Uzun bir şey olması lazım ki gözükmesin. Yani öyle dar pantolonlarımı öyle giyebilirim. Göbek kısmını lastikle, yani üst şeyini iliklemeden giyebiliyorum ama kısa olduğu için olmuyor. Bu sabah mesela deneyeyim dedim. Birkaç kazak giydim. Ama kazakların boyu hep kısa. Çünkü ben hep içine sokuyorum, önüne sokuyorum falan. Öyle giydiğim için uzun böyle şey kazaklarım yok. Uzun böyle bir şey almam lazım. Yani sivitlerim var ama sivitlerimin de bazıları öyle kotlarla olmuyor. Yani taytlarla, eşofmanlarla falan giydim sivitlerim. Yani kısacası bir şeyler almam lazım. Aslında hiç almak istemiyorum ama maalesef hamileyken giyebileceğim bir şey giydim. Dışarısı böyle sanki akşam olacakmış gibi kapalı. Akşam yemeğini düşündüm şimdi ne yapayım diye. Onu düşüneceğim. Çamaşırlar vardı. Kurutmadakiler kurumuşlar. Bir de siyahları atmıştım makineye. Onları da şey yapacağım. Onları da çıkartayım. Size göstereceğim şimdi bir saniye. Şuradan siyah lastik bugün kendime. Bak istiyorsanız bol yapacaksınız ya. Ben bunu ta Yiğit'in zamanında da yapıyordum. Burayı böyle tutturuyorsunuz. Burayı ne kadar bol yapmak istiyorsanız işte bak böyle bu kadar da yapabilirsiniz. Şöyle de bollaşabilir yani. Şu şekilde. Ya da böyle bir iki tur. Bu internette falan çok böyle şeyler var. Şöyle. Şimdi şöyle rahat oluyor. Şimdi bu bundan bahsetmiyorum. Şimdi bunu böyle yapamıyorum işte yani. Çünkü içine sokuyorum bir şeyleri. Duşun uzun olsa bunu da kapatabildiğimiz yere kadar kapatıp bu şekilde bir süre hamile pantolonu gibi idare edilebilir. Böyle. Olmadı be. Birleştireceğim mi? Heh. Hazret 4 tane böyle. Şimdi bunları ayrı ayrı poşetlere koyacağız. Hepsi karışıktı. Ki bir daha yapmak istediğimizde ayrı ayrı poşetlerle yapabilirim. Değil mi Duru? Ben de. Yani işte böyle puzzle'lar. Yiğit de bir anlaşma yaptık. Yiğit botla mont giymekten nefret ediyor. Yani gerçekten nefret ediyor. Bir gün bot, bir gün spor ayakkabı giyeceğim dedi. Bugün spor ayakkabı günü. Dedim ki bak bugün yağmur yağacak. Ayakların ıslanacak. Bence spor ayakkabı giyme. Botlarını giy. Hayır de bugün spor ayakkabı günü. Şimdi ayağında spor ayakkabıları var. Eğer bahçeye çıkarlarsa, ki böyle yağmurlu havalarda çıkartmıyorlar bahçeye oynamak için, ayakları ıslanacak. Yürüyerek gidip alayım desem Duru da var zaten. Murat da geç gelecek. Duru ile birlikte yağmurda yürü gel. Onun zaten ayakkabıları ince. O yüzden mecbur arabayla gideceğiz. Arabayla gideceğiz. Bugün öyle ince oldu yani işte. Sen öğretmen misin? Evet. Hani öğretmenler bu arada yapamaz ya. Tamam anneciğim. Thank you.
Getir oradan bakayım. Mutfağı topladım, yemeğimizi yedik. Şimdi dersini yapsın, sonra yatacaklar. Ay. Sırtım ağrıyor ya. Sırtım hemen ağrıyor. Ama karıcımanı vermiyor. Yoruldum. Şimdi şu an uyurum yani, yatsam uyurum. Aa gel dur, senin yeleğini gösterelim. Anneannenin ördüğü yeleği gösterelim. Annem duruyor, yelek öldü. Nerede? Yeleğin nerede? Dağladım. O kadar güzel oldu ki. Nerede? Burada. Gel. Getir. Işıklı da. Tamam, giy üzerine. Üşemeyeyim. Yer ben böyle çekeyim seni, gel. Bakayım anne. Çok güzel oldu. Değil mi? Bakayım arkanı. Yavaştı. Anne de. Ben dans edeyim, sen de şey yapmayın. Gel yeleği gösterelim, ondan sonra dans edersin. Şöyle örneğini gösterelim, dur. Ha, tersini mi gelir? Yo. Çok güzel oldu böyle. Çok yakıştı. Dans edeyim mi? Gülüşe. Biz bugünlük videomuzu burada kapatalım. Bugünümüzün sonuna geldik. Çünkü Yiğit ödev yapacak. Ondan sonra da zaten yatacaklar. Önce al yüzüğü. Dondurmalı pasta yiyip ondan sonra da yatacaklar. Önce al yüzüğü. Ay yoruldum. Bugünlük de bizden bu kadar. Birkaç videodur abone olun lütfen demiyorum. Onu fark ettim. Ama şunu unutma. Onu söyledim anneciğim çoktan. Aa, ben size bir şey göstermeyi unuttum. Süperim ben. Aynen. Aynen kardeşi. Ha, evet. Böyle yaptı, kağıtlar da kesti. Örümcek de var. Bayağı uğraştım yani. Ama kolay işte. Göstereyim şöyle. Ama örümcek adam yaptı kendine. Örümceği de göstereyim. Böyle gözükmüyor, korktu, şey yapmadı. Bak şimdi odaklamıyor. Örümceği odakladı ya. Bugünlük de bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum bırakıp beğenebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna da basabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Hadi değişelim. Abone oluyorum.